Sabah uyandığımda eşim işe gitmek için evden çıktığında aracın aynasını açmak için baktığında aynanın kırılmış olduğunu gördü. Ondan sonra bana resim attı. Resimi gördükten sonra ben de aşağı indim. Aynaya beraber bakmak istedik. Ayna kapağının çalınmış olabileceğini düşünmüştük ilk başta. Sonra dedik hani neden böyle bir şey tenezzül etsinler. Aynaya falan baktık, çizikler gördük. Vurma izlerinin olduğunu fark ettik. Dedik bir araç park haline çıkarken sürttük kaçtı diye düşündük. Daha sonrasında bakkaldan kamera kaydı almak istedik. Kamera kayıtlarına baktığımızda gece 2.30-3 suları gibi iki tane kişinin arka taraftan sallana sallana geldiğini gördük. Çaprazdaki bir araca vurduğunu gördük, tekme attığını gördük. Daha sonrasında da araç kapağını bu köşede bulduk. Kamerada görünen kişiler birisi uzun saçlı, beyaz kapşon giymişti. Uzun boyluydu biraz. Diğer yanındakini de türbanlı bir kız olarak gördük. Bunlar iki kız, genç kız olarak. Diğer reşit olmadıklarını düşünüyoruz. Ayrıca sarhoş gibi yürüyorlardı. Bizim arabanın aynasına 3 tekme falan vurarak kapağı kırıyorlar. Kırdıktan sonra bir anda panikliyorlar ya da kaçmaya çalışıyorlar. Aşağı doğru dönerken birkaç arabaya daha vuruyor. Bir tane siyah bir arabanın alarmını çaldırdıklarını gördük kamera kayıtlarında. Bunu da gördükten sonra zaten park tarafına giriş yaptılar. O taraflarda da kamera falan yok, görüş açısı da yok. Eşkallerini tam tespit edemedik ama iki kız olduğunu fark ettik biz. Bir alkol falan aldıklarını düşünüyoruz ve yaşları küçüktü. Şimdi o iki genç yukarıdan aşağı doğru gelirken bu caddede bütün araçların işte aynalarını kırmışlar, kapılarını tekmelemişler. İşte en son dün bir şikayetçi olarak bir vatandaş geldi, komşumuz yukarıdan. Kameralara bakmak istedi, güvenlik kamerasına. Biz de kameraları açtık. Saat 3:20 geçe bizim bu kapının önündeki bizim kendi araçlarımızın da camını kırdılar. Tekmelediler tekrar. Bu şekilde yani biz de yardımcı olmaya çalıştık. Şey yok yani, ailelerden ricamız çocuklarına karşı sorumluluklarını eksik etmesinler. Yani 3:20 geçe iki tane küçük çocuğun, yani ergenlik yaşındaki çocuğun sokakta olması bile sakıncalı. Yeni nesil gençlikte özellikle araçlarımızın, duran araçların, bizim komşularımızın, çevremizde duyduklarımızın araçlarını sprey boyayla boyama gibi bir huy edinmişler. Şeyler, gençler bilinçsizce yapıyorlar mutlaka. Yani araç sahiplerine verecekleri zararı hesaplamıyorlar. Onun bile bir maliyeti, masraf var. Hem bizim için hem araçlarını boyadıkları şahıslar için. Gençlerden rica ediyorum, böyle yaramazlıklar yapmasınlar. Yine tekrar ediyorum, ailelerinden çocuklarına karşı sorumluluklarını eksik etmesinler.